İnsana ölünce de kıymet vermek, saygı göstermek vaciptir. Birisi aç olup yemek için leş dahi bulamayana kolumdan keste yiyerek ölümden kurtul dese kesmesi caiz olmaz. Zaruret halinde de insan eti helal olmaz. Bu sözden ölüm tehlikesi olana insan kanı verilemeyeceği ve insan organı takılamayacağı anlaşılmamalıdır. Bu söz, insan etini yemeyi yasaklamaktadır. Hadisi i şerifte, allah Teala'nın her hastalık için ilaç yarattığı bildirildi. Başka bir hadisi i şerifte, Ey Allah'ın kulları! Hasta olunca, tedavi ettiriniz. Çünkü Allahü Teala, hastalık gönderince ilacını da gönderir buyuruldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastaların karantinaya alınmaları, perhiz yapmaları ve temizlenmeleri gibi birçok tedavi yolları göstermiştir. Tıp ilmini öğrenmek ve tedavi yapmak farz-ı kifayedir. Tıp ilmi din bilgisinden önce gelmektedir yeni ölen birinin kalbini ve başka organlarını diri insana takmak caizdir. Bu iş ölüye hakaret olmaz. Müslümanın kendini koruması lazım olduğu gibi din kardeşlerini koruması da lazımdır. Düşman saldırınca ona karşı koymak yani cihad etmek bunun için farzdır. Dirinin veya ölünün Diri için bir uzvunu vermesi, dirinin canını vermesinden daha kolaydır. Zaruret olunca birçok yasaklar mübah olmaktadır. Ölünün de bir yerini kesmek haramdır. İnsana ölünce de kıymet vermek, saygı göstermek vaciptir. Fakat zaruret olunca bu haramlık kalkar. Müslüman mütehassıs tabipler bir hastanın ölümden kurtulması için kan, diriden veya ölüden organ naklinden başka çare olmadığını bildirdikleri zaman bunu yapmak caiz olur. Ben öldükten sonra kanımın ve organlarımın hastalara, yaralılara verilmesini istiyorum demek caiz değildir. Çünkü bu söz organlarını vakfetmek veya sadaka olarak vermek yahut vasiyet etmek olur hür insan ve hiçbir parçası mal değildir ben öldükten sonra kanımın uzuvlarımın bir müslümana verilmesine zaruret olursa verilmesi için izin veriyorum demek caiz olur